Çok iyi ya. Evet hocam. Büşra Akcan sormuş. Büşra. Merhabalar, ben lise son sınıftan Büşra. Oo, lise son. Şu soruyu hep merak etmişizdir. Gerçeklik nedir? Mesela şu an bir cismin rengini bize ışıkla yansıması sonucu görüyoruz. Ama aslında o cisim o renk dışında her renk ama biz öyle algılıyoruz. Ya da kuantum dünyasında atomun çekirdeğini elma boyutunda düşünürsek elektronları bulunma ihtimali 10 kilometre kadar uzaklıkta olabilirmiş. Eğer bu bizim gördüğümüz dünya olsaydı biz de boşluktan ibaret olurduk. Kısacası beyin ve gerçeklik arasındaki ilişki sizce nasıldır Sinan Hocam? Kaç günümüz var acaba? Şimdi bu yani birkaç bin senelik bir mevzu yani. Bugün biraz atomu falan biliyor olmak, sevgili Büşra'nın da güzel ifade ettiği gibi konuyu sadece biraz daha soru açısından çetrefillendirdi ama sorunun özü aynen duruyor. Yani gerçeklik var mı yok mu? Ben bununla daha önce bir videoda konuşmuş olmam lazım. Konuştun mu ki? Bir giriş yaptık galiba. Yani kısa cevap şu, Matrix'i izleyin. Ne diyorlarsa doğru. Bir aman. Wow. Matrix'in orijinal filmi yani. Ne diyorlarsa doğru derken yani oradaki kafayı anladığınızda gerçeklikle ilgili sorunlarımızın aslında çoğu çözülmüş oluyor bana sorarsanız. Da çözülmüş oluyor derken çözümsüzlüğün ne kadar bariz bir şey olduğunu anlamış oluyoruz. Atomun işte %99.999'unun boşluktan ibaret olması aslında bizi çok ilgilendiren bir şey değil. Mesela benim elim şu masaya şu şekilde vurabildiği zaman beni ilgilendiren gerçeklik düzeyi aslında burası. Normalde yakından baktığımızda benim derimi oluşturan atomlar, masanın işte bu tahtasını oluşturan atomlar vesaire, evet, hemen hemen tamamen boşluktan oluşuyor. Fakat bu boşluk bildiğimiz anlamda boşluk değil. Kuantum alanı dediğimiz bir şeyle kaplıyız. Her tarafımız öyle bir şeyle örülü. İşte 1940'lardan beri bunu biliyoruz bilimsel olarak. Gittikçe de bu konudaki bilgi ve görgümüz genişliyor diyeyim. Hala ne olduğunu kimse tam tahayyül edemiyor ama mesela garip ilkelere yol açıyor bu. Yani garip kurallar çıkıyor kuantum dünyasından. Mesela işte Pauli'nin dışlama ilkesi diye bir ilke varmış. Bu arada fizikçi gibi konuşmayayım. Ben de popüler düzeyde merakımdan bunları biraz öğrenmek zorunda kaldım. Örneğin atomun hepsi boşluk ya. Şu anda dünyayı tenis topu büyüklüğünde bir kütleye sıkıştırabilirsiniz normalde. Yani bütün dünyanın ağırlığı tenis topu kadar bir malzeme olabilir. Ama niye olmuyor? Çünkü bu Pauli'nin dışlama ilkesi atom altı parçacıkların belli bir mesafeden fazla birbirlerine yaklaşmalarını engelliyor ve aynı alanı kaplamalarını imkansız kılıyor. Şimdi bu niye ortaya çıktığını anlamadığımız bir kuantum fiziksel prensip. Ama bize bakan tarafı ne? Hani eskiden uzay filmlerinde olur ya, geminin üstünde güç kalkanı var, asteroidler, lazerler çarpıp sekiyor. Bir türlü gemiye gelmiyor. Böyle bir güç kalkanı düşünün. Tamamen boş olan atomun böyle bir güç kalkanından ibaret bir yapı olduğunu düşünün. Yani görünmez bir enerji topakçığı gibi. Ve bu enerji topakçığı başka enerji topaklarıyla aynı yeri işgal edemiyor. Dolayısıyla aslında bizim için fiziksel olarak minik boncuklardan farkları yok. Yani birbirlerine çarpıp belli bir mesafeyi muhafaza etmesi gereken boncuklardan yapılıyız. Şimdi bu kuantum fiziksel alem bizim klasik fizik alemimizin özelliklerini pek taşımıyor. Oranın başka bir fiziği, başka bir mantığı var. Allah'tan öyle. Çünkü bildiğin Alice Harikalar Diyarı'na girmiş gibi olurduk eğer o alemin kurallarını bir nebze olsun deneyimleyebilseydik. Bizim yaşadığımız düzeye mezoskopik düzey derler. Orta düzey. Çok küçüğüne mikroskopik atomik düzey. Çok büyüğüne de yıldızlar, galaksiler, evrenler, ona da makroskopik düzey diyoruz. Mezoskopik düzeydeki madde davranışı ve ilişkileri farklıdır. Makroskopik düzeydeki farklıdır. Mikro düzeydeki farklıdır. Şimdi küçüğün de küçüğüne girdiğinizde ve büyüğün de büyüğüne gittiğinizde kurallar bizim buraya göre çok farklılık arz ediyor. Sözün özü, gerçeklik bizim yaşadığımız düzeyle ilgili bir şeydir ve beynimizin algı kapasitesi tarafından şekillendirilir. Beynimiz milyonlarca yıllık, milyarlarca yıllık evrim sürecinde neye göre ayarlandıysa biz onu algılayabilen bir sistemle iktifa etmek durumundayız. Mesela dikkat edin. Biraz önce işte ışık, renk sorusu gelmiş. Sorunun içerisinde renk konusu vardı. Sonsuz sayılabilecek bir elektromanyetik spektrum düşünelim. İşte radyo dalgalarından gama ışınlarına kadar böyle korkunç bir aralık, çok minik ve hızlı dalgalardan devasa kilometrelerce dalga boyu olan dalgalara kadar kesintisiz bir spektrum var. Bunun kenarında minnacık, ortasında minik bir parça işte 450 ila 700 nanometre dalga boyuna sahip ışınlar göz dediğimiz organa yakalandığı için biz onları ışık olarak algılıyoruz ve görünen ışık diyoruz. Bir de onu renklere bölüyoruz. Tabiatta renk diye bir şey olmamasına rağmen, tabiatta renk diye bir şey yoktur, altını çiziyorum. Biz o 450 ila 700 nanometre arasındaki farklı dalga boylarını da farklı renkler olarak kodlayan bir sinir sistemine sahibiz.
Ya bakın, sinir sistemimiz dalga boylarını ayırdığı için renk diye bir şey var. Dışarıda renk diye bir şey yok normalde. Arılar mesela ultraviyole ışınlarını bizden daha iyi görüyorlar. Biz adı üstünde mor ötesi ışınları göremiyoruz. Çünkü bizim mor bandının bu tarafını görebilme şansımız yok. Bunun gibi örnekler, işte kulağımızın 20 ila 20 bin hertz arasını görmesi gibi gibi örnekler, bizim algı dünyamızın aslında böyle bir hani gerçekliğin kıl kadar bir kesitini görebildiğimizi bize gösteriyor. Şimdi tabii buradan bir sürü sonuca gidebilirsiniz. Ama dediğim gibi kaç günümüz var? Video süremiz kısa. Söylemeye çalıştığım şey, beyinle, algıyla vesaire ilgili konuşuyorsak, gerçeklik sadece bizim algılayabildiğimiz şeye verdiğimiz isim. Bunun gerçeği nedir? Onu bilen yok. O konuda yorum yapan herkes artistik yapmış olur. İster bir fizikçi olun, maddenin dokusunu çalışın. İster bir biyolog olun, vücudun yapısını, beynin algısını çalışın. İster efendim astrofizikçi olun, yıldızların dinamiğini çalışın. Hepsi duyularımızın, algılarımızın, beyin dediğimiz bu yapılanmanın ve insan zihninin alabileceği bilgi tipiyle ve analiz edebileceği bilgi tipiyle sınırlı. Dolayısıyla bu gerçeklik içerisinde anlaşabilmemizi sağladığı için bilim çok güzel bir araç. İşte burada hep bilim üzerine konuşabiliyoruz vesaire. Ama o bilgi de ne kadar biliyorsunuz değişir, ne kadar gevşek, ne kadar zamana göre dönüşüyor. Bunun da farkındayız. Dolayısıyla eldeki bilimsel bilgilere bakıp doyurucu bir resmi elde ettikten sonra da bence çok zorlanmamak lazım. Hani işin metafiziksel yorumları diyelim ya da inanca dayalı kısımları bu tamamen kişileri bağlayan, istediğiniz, makul bulduğunuz her şeye inanabileceğiniz bir alan. Ama bilimsel anlamda bu gerçeklik biraz bilim istiyor. İşte bilimle yakından temasa geçmek istiyor. Ve bilimin de çok güzel bir tarafı var. Size verdiği bir cevaba karşı 50 tane de soru üretiyor. Artık onu da çözmek gelecek nesillerin işi olacak. Neticede renk diye bir şey yoktur. Rahat olalım efendim.